Yatmadan okuyanın sayısız hayır bulacağı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme göreceği bir salatu selam. İhya Şarihi İmam Zebidi Rahmeullah şöyle demiştir. Es-Sebba diye meşhur olan meşayımızın şeyhi Şihab Ahmet el-İskenderi Kuddüs'e sirruhu bana verdiği son icazette şöyle anlattı. Nefsi hakkında müsrif olan, aşırılığa kaçmış günahkar bir mürit için Allahu Teala'ya kavuşmanın en yakın yolu istiğfardır. Sonra da Nebi-i Muhtar Aleyhisselam Efendimiz'e salatu selam okumaktır. Bana bir salatu selam sigası ilham edildi ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bereketiyle onda o kadar hassalar, özellikler buldum ki bundan dolayı üzerimde Allahu Teala'ya çok hamdu nimette bulunma hakkı vardır. Sonra mana aleminde Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme görünce bana ilham edilen bu sigayı istimal etmek için kendisinden izin almak üzere bunu kendisine arz edince tebessüm buyurdular. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme rüyada görme sebeplerinin en yakın olanı hangi siga ile olursa olsun Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme çok salatu selam okumaktır. İçinde Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem lafzı geçen sigalar daha mükemmeldir. Kesretin çokluk ifadesinin en azı gecede 1000 keredir. Zira ehli hususiyet, özel veliler bu hususta açık ifade kullanmışlar ve buna dair çok teşvikte bulunmuşlardır. Bu fakir Şeyh Sabka Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bu durumu manen arz ettiğimde mübarek başı ile evet manasında işaret buyurmuştur. Bil cümle özetle bu makamda en tesirli şey kesreti istiyak Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme görmeyi son derece arzulamak, onunla alaka kurmak, rabıta yapmak hususunda sadakat, samimiyet, özellikle de gece veya gündüz başını yastığa koyduğunda sana nasip edilen zikri, özellikle uyumadan önce okunması, sünnet olan duaları ve Kur'an tilavetini bitirdikten sonra bu salatü selamı 22 kere okumaktır ki bunu yaparsan bir sayı altına girmeyecek kadar büyük hayırlar bulursun. Bireylerin İslam dairesine girmesine sebep olan La ilahe illallah kelimesi, ihtiva ettiği birçok ilim sebebiyle zikir çeşitlerinin en üstünüdür. Açık ve gizli şirkin reddi, Allah'ın varlığı ve birliği konusunda iman etmeye engel olan her türlü bilgi kirliliği oluşturan etkenleri temizlemektir. Bunun zıttı şirktir. La ilahe illallah temelinin binası Muhammedun Resulullah'tır. Tehlil zikrinin ayrılmaz simetrik şekli Muhammedun Resulullah olduğu için La ilahe ikrarının içinde şekillenmiştir. Kelime-i tevhid zikri doğumdan ölüme kadar hayatın tüm evrelerini kapsayan dinin kendisi olan bir zikrullah'tır. Yeni doğan çocuğun kulağına kelime-i tevhid fısıldanır. Ezan ve tesbihatlarla tehlil sedası duyulmayan bir an bile düşünülemez. Ebu Zer radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kendisine şöyle hitap ettiğini aktarıyor. Ey Ebu Zer, La ilahe illallah deyip bu söz üzerine ölen her kul cennete girecektir diye buyurduklarında Ebu Zer hayretle büyük günah işleyen zina, hırsızlık ve benzeri kişiler de bu haktan yararlanacak mı diye sorduğunda Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz evet demişlerdir. Kelime-i tevhide yürekten inanan kimse tevhid dairesi dışına günahı sebebiyle itilemez. Kelime-i tevhidin kıymetini Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle belirtiyor. Kıyamet günü ümmetin günahkarlarından birinin hesap verme sırası geldiğinde melekler durumun vahim olduğunu, sevap
ve günah ortasının ciddi anlamda tehlike içerdiğini Allahu Teala'ya arz eder. Günahkar kulun başka nesi var diye araştırdıklarında kelime-i tevhid vesikası bulurlar. Kelime-i tevhid vesikası mizanda günahlara karşılık ölçümlendiğinde tüm günahlar silinir ve o kul azaptan kurtulur. Resulullah'ın mübarek ağızlarından dinlenen bu mahşer öyküsünde bizler için ibret olacak tek ölçü kelime-i tevhid ile hiçbir şeyin kıyaslanamayacağıdır. Yeter ki o kelime sağlam olsun. Allah'a iman etmeyen bir birey yeryüzünde ne tür bir hayır ve iyilik yarışına girerse girsin, yapılan işler ahirette kendisi için şefaatçi olmaz. Karşısına sevap olarak çıkmaz. Bu acı son Kur'an-ı Kerim'de şöyle beyan edilmektedir. İçinizden kim dininden döner de o kafir olarak ölürse, onların, o gibilerin yaptığı iyi işler dünyada da ahirette de boşa gitmiştir. Bakara Suresi. Yaratılmış her zerre Allah'a boyun eğerken Allah'ı inkar etmek affı imkansız bir suçtur. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz özellikle tehlil zikrine devam konusunda şöyle buyurmuşlardır. Her kim günde 100 kere La ilahe illallahu vahdehu La şerike lehu Lehul mülkü ve lehul hamdu ve huve ala küllü şeyin kadir zikrine devam ederse sevabı konusunda hiç kimse yetişemez. Günahları bağışlanır. Şeytan bu şahsa musallat olamaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin öğrettiği zikir çeşitlerinden biri de tevekküldür. Tam bir inanışla her şeyin Allah'tan geldiğine iman ve insanların bazı olaylara hükmetme gücüne sahip olmadığını bilmesi, takdir olunana rıza göstermesidir. Kur'an-ı Kerim'de En'am suresi ayet 61'de bu konu net olarak ifade edilmektedir. O kullarının üzerine yegane kudret ve tasarruf sahibidir. Yaratılan üzerinde her türlü yaptırım gücüne sahip olan Allah'a tevekkül etmek, her işin sonucunu vekil tayin edilen Allah'tan beklemektir. Nitekim Ali İmran 159'da bir işe başladığın zaman Allah'a tevekkül et, ona güven buyurulmaktadır. Tevekkül, yapılması gereken işlerin sebeplerine sarıldıktan sonra sonucunu Allah'a bırakmaktır. Tevekkül, kader çizgisinde oluşan olayların değişim gücünün kendi imkanları içinde olmayacağını bilip, hayrın ve şerrin Allah'tan geleceğine iman edip rıza göstermektir. İmanınız varsa Allah'a tevekkül ediniz uyarısı fevkalade önemlidir. Maide 23. Hazreti İbrahim ateşe atılırken dilinden düşürmediği zikir Hasbunallahi ve ni'mel vekil olmuştur. Sürekli bu zikirle sabretmesi nedeniyle Kur'an-ı Kerim'de sözünün eri İbrahim diye övülmüştür. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz büyük zorluk ve sıkıntılara düştüğü vakit Hasbunallahi ve ni'mel vekil zikrine devam ediniz buyurmuşlardır.